Herkesin tavuk günü kutlu olsun. Ya da her neyse. Ay, tavukçuk artık ataları gibi yaşayabilecek. Bunu yaparken de aynı sevimliliği koruyor. Ne kadar tatlı küçük bir hayvan. Açıkçası bugün bütün hayvanlar bir kostüm partisine katılıyormuş gibi görünüyor. Bir köpek kurutucusu. Umarım bugünkü oyuncakların hepsi tüylü dostlarımız içindir. Ama önce gerçekten işe yaradığından emin olalım. Neyse ki elimizde zaten ıslanmış olan bir köpek var. Aferin kızıma. Üstüne bir şey giydirilirken usluca duruyor. Umarım kurutucu çalışmaya başlayınca da öyle kalır. Şöyle kabarık bir köpeğe sahip olmayı hep istediysen buyur senin olsun. Vay canına, işe yarıyor. Hazır buradayken neden abone olmuyorsun? Köpek balonu yapan bir şey ağırlığınca altını hak eder. Köpek şemsiyesi mi? Bir dakika, onun sapını nasıl tutmasını bekliyorsun? İçimden bir ses cevabının o zincirde saklı olduğunu söylüyor. Doğru, kancası sen onu tutarken şemsiyeyi yaklaştırıyor. İyi ki almışsın, görünüşe göre dışarıda fırtına var. Hatta iki kişiyi koruyabiliyor ama önemli olan köpeğin ıslanmaması. Galiba bu tüylü dostunla paylaşabileceğin bir gereç. Evet, o gülümseme kaslarını gevşet. Gerçekten çok fazla gülümsüyor. Hadi onu kedinde de deneyelim. Vay canına, galiba sevdi. Kedin nasıl da gülümsüyor. Acaba kediler dışındaki evcil hayvanlarda da işe yarıyor mu? Bir bakalım. Görünüşe göre bu şey kitleleri peşinden sürükleyecek, öyle değil mi? O şey bu açıdan bakınca bir yüze benziyor. Bu çanta sayesinde sevimli dostunu her zaman yakınında tutabilirsin. Hem neden keyfini sadece kangurular sürsün? Onlar uzun zamandır bunu kullanıyor. Fermuarını iyice çektiğinden emin ol. O ceketi o çantanın altına nasıl giydi? Ay, artık parkta bisikletle gezerken köpeğini de yanında götürebilirsin. Ütü ya da diğer ev işlerini yaparken gözünün önünde olur. Hatta onu başka bebeklerle de tanıştırabilirsin. Gerçi muhtemelen bunu o çanta olmadan da yapabilirsin ama bu kadar eğlenceli olur mu? O kadın galiba senin bebeğin daha sevimli olduğu için kıskandı. Bu kedi oyuncağını diğer kedi oyuncaklarından daha etkileşimli yapan şey ne? Şey, galiba öğrenmek üzereyiz. Vay canına. Harika. Kendi kendine hareket ediyor. Kedinle oynamanın eğlenceli yanı. Yoksa eğlencesiz mi demeliyim? Evet, başka bir deyişle her kedinin farklı zevkleri vardır. Acaba o civcive göre başka bir şey görecek miyiz? Ördek gagası mı? Köpeğin için mi? Bence bayağı yaklaştım. Tamam, anladım. Bu sayede köpeğin senin haberin olmadan atıştıramıyor. Özellikle de ne olduğu şüpheli kırıntılara karşı onu koruyor. Aa, Hansel ve Gretel'i okumuştum. Ayrıca köpeğin onu Cadılar Bayramı'nda kostüm olarak kullanabilir. Elbette köpek bakımı sadece eğlence ve oyunlardan ibaret değil. Sorumluluğunun bilincinde bir evcil hayvan sahibi olmak bayağı kirli bir iş olabilir. Belki de tatlı mobi çanta değil. Şey, poşetini hazırla. Yürüyüş zamanı geldi. Olamaz. Bu köpeği neyle beslediğini bilmek istemiyorum. İyi fikir. O aleti kullan. Bu oyuncak daha önce neredeydi? Ellerini kirletmeden kolayca atabilirsin. Hey, bana bir çantayı niçin kullanıp kullanamayacağımı anlatmaya kalkma. Bu her neyse aklıma bir zamanlar beslediğim kirpiyi getiriyor. Ki bu tuhaf bir durum. Zira daha önce hiç kirpi beslemedim. Tabii kirpi Sony'yi saymazsak. Neyse, bu bir pati temizleyicisi ve görünüşe göre onu birleştirmen gerekiyor. Suyunu koyup kapağını takınca tamamlanıyor. Sıkıca tak. Anlaşılan onu denememiz için gereken kirli patiler de hazır. Suçüstü yakalandı. Patilerinin kahverengimsi griliği onu ele veriyor. 3, 2, 1. Başarılı. Patileri tertemiz oldu. Ama unutma, tam 4 patisi var. İçine iyice soktuğundan emin ol. Yerdeki o pati izlerini silmek için de havalı bir aletimiz var. Pas pas.
Bu şey eski bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir gerece benziyor. Lütfen köpeğini şekerlemelerle beslediğini söyleme. Aa, iyi fikir. Köpeğini de denemeden önce kendi üstünde test et. Yani köpeğe bir şey olmasını istemem. İyi ki köpeğin uslu bir kız. Atıştırmaya daima hazır. Vay canına, güzel yakaladı. Bunu bir kez daha yapabilir mi? Evet, peki ya üçüncü kez? Hadi dört olsun. Aferin kızım. Beşincisi kimsenin umurunda değil. Aşırıya kaçmayalım. Evet, bir köpek iyi bir antrenmandan sonra güzel bir ödülü hak eder. Bu nedir? Aa, köpeğin banyosu için bir fırça. Yalnız şimdi köpeğini küvete sokmak için sihirli bir alete ihtiyacımız var. Aa, akıllıca. Sabunu bile içine koyabiliyorsun. Köpeğin suyla karşılaşınca her saniyenin önemi var. Vay canına! Ya dünyanın en uslu köpeğine sahipsin ya da balığının iyi bir saç kesimine ihtiyacı var. Ama sahiden bunu nasıl yapıyorsun? Fazladan yürüyüşe mi çıkarıyorsun? Mamasını mı artırıyorsun? Havluyu unutma. Silkinerek kurulanmasını istemeyiz. Gerçi böyle akıllı bir kızın kendini kurulamaması beni biraz şaşırttı. Keşke herkes bu kadar kolay eğitilebilseydi. Bu arada onun köpeğin fırçası olduğunu kim söyleyecek? Sırada ne var? Bir tenis topu mu? Hadi ama, bu bilindik bir oyuncak. İşte böyle. Tenis topuna teknolojik özellikler katmış. Öyle ya da böyle topu koyarken eğleniyor gibi görünüyor. Keşke bir de topu senin yerine koyacak bir şey yapsalardı. Harika, sıradaki aletle köpek diş hekimi olabiliriz. Bu arada abone oldun mu? Hadi bunu yapmayı istiyorsun. Hey kötü kız, o köpeğin. Gözün üzerinden bir dakika ayırmaya gelmiyor. Böyle daha iyi. Görünüşe ya da kokuya göre bunu denemek için doğru zamanı seçmişiz. Tabii ağzını açtırabilirse. Kaçmasına izin verme. Daha önce söylemeliydim. Diş bakımı bisküvilerini boşuna icat etmediler. Tüylü dostların bu oyuncakları müthişti. Bir dahaki sefere görüşürüz.